Ne oluyor oğlum Allah aşkına? Ha? Dünden beri bir terslik, bir terslik. Yani ya sabır diyorum ama durmadan üstüme geliyorsun. Tanıyamıyorum seni. Bu benim oğlum mu diyorum ayol? Ben de seni tanımıyorum artık. Bana baksana sen. Yeter artık. Anladın mı? Yeter. Bir tek senin mi canın yandı? Ha? Hepimiz üzüldük. Ayrıca ben senin annenim oğlum. Düşmanın mıyım? O yüzden mi yaktın beni? Bana en büyük ihaneti sen ettin. Senin ağzından çıkan lafı kulağın duyuyor mu? Ha? Nedir bu saygısızlık? Ya sen canım dediğimi öldü gösterdin. Ben senin neyine saygı duyacağım? Öğrendiğimde ne hissettiğimi biliyor musun? Benim anam dedim dağ gibi. Bunları yapmaz dedim, iftira dedim. Ona yapsa bana kıyamaz dedim. Sen yapmışsın hepsini. Hepsini sen yapmışsın. Bir de inanmadım, adilik ettim. Mecburdum. Neye mecburdun? Neye mecburdun? İnsanların hayatını mahvettin. Beni mahvettin, kızın ailesini mahvettin. Görmüyor musun? Ya sen bu kadar mı vicdansızsın? Hiç mi acımıyor kalbin? Ben sana yalvardım bu kız için. Seviyorum dedim, yalvardım sana, yalvardım. Sen de yaşarken öldürdün. Kolay mı oldu sanıyorsun ha? Kolay mı oldu? Benim yüreğim hiç acımadı mı sanıyorsun? Ama sen bu kızın yaşadığını bildikçe hep kahrolacaktın. İçin için kendini yok edecektin. Biliyorum bütün bunları. Peki nasıl dayanacaktım ha, söyle bana. Bir ana olarak nasıl dayanacaktım? Ben her şeyi senin için yaptım. Bu suçları, bu yalanları, bu günahları sırtlandım. Sen mutlu ol diye. Bu mu mutluluk? He? Bu mu mutluluk? Halimize bak. Beni kukla ettin, kukla. Hayatımı mahvettin benim, elimden aldın her şeyi. Her şey yoluna girecekti. Girmeye başlamıştı bile. Vadeyle mutlu olacaktın. O kızı unutacaktın. Beni sen mecbur ettin. Beni sen mecbur ettin sen. Sen hastalığını kullandın, beni mecbur ettin. Vadeyle boşanmayayım diye tertemiz kızı kirlettin. Oğlum. Bana oğlum deme. İnsan oğluna böyle şeyler yapmaz. Gözünün önünde ne hale geldim görmüyor musun? Onsuz ne hale geldim görmüyor musun? Ama bir şey unutuyorsun. Sen bıraktın ilk önce onu.
Yalanlarına, dolanlarına inanamadın. Hayatını yok edeceğini biliyordun. Sen bıraktın. Seninkiyle benimki bir değil mi? Ben her şeyi senin için yaptım. Her şey. Bütün bu rezilliklere senin için dayandım. Senin için. Hayatına, yoluna devam et diye yaptım. O kadının yaşadığını bildikçe hiç huzur bulamayacaktın. Yalan mı? Yalan mı? Beni anlamıyorsun. Ama affetmek mecburiyetindesin. Sus. Sus, seni affetmeyeceğim. Sus. Oğlum. Bitti. Her şey bitti artık. Badiye'den boşanacağım, Havva ile evleneceğim. Siz de karışmayacaksınız. Bitti. Bitti artık. Demek her şey bitti ha. Demek sen onu koluna takınca herkes her şeyi öğrenecek. Öğrenecek. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Cezanı da çekeceksin. Oğlum için çektiğim çilenin mükafatı. Oğlum beni hakir görecek. Bu yaştan sonra hapislerde çürüyeceğim. Nasıl dayanırım ben buna? Dayanırsın, dayanırsın. Hamit Ancıoğlu'sun ya, dayanırsın. Adımız, şanımız iki paralık olacak. Senin oğlun iki paralık oldu zaten. Herkes de öğrensin. Nasıl bu kadar katı olabiliyorsun? Ben senin annenim. Hiç acımıyor musun bana? Acıyorum. Bu kadar vicdansız olduğun için. Ama çekeceksin cezanı sen de. Sen de cezanı çekeceksin. Sen hak ettiğini bulacaksın. Ben sonra mutlu olacağım. Olamayacaksın. Olamayacaksın bir tane. Bu deprem seni de altına alacak. Ailemizi de. Hepimizi altına alacak. Yok olacağız. Peki ya baban? Babanı da mı düşündün? Yapma. Sen yapma. Sen yapma. O adam bunları kaldıramaz. Yapma, bunu kullanma. Bunları duyarsa... sebebi sen olursun. Ben miyim bunun da sebebi? Sen olacaksın. Eğer babana bir şey olursa... bunun sebebi sen olacaksın. Eğer... o düzenbaz... o yalancı kızı... karım diye eve sokarsan... (gülüyor)
Değer mi be oğlum? Ha? Değer mi? O kız için ailenden vazgeçmeye değer mi? Ha? Değer mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.